Herkese selam. Uzun zamandır sizlerle görüşememiştik. 3 hafta kadar olduğunu düşünüyorum. Belki bir ay bile olmuş olabilir. Video çekmeyeli bayağı uzun bir zaman olmuş. Bu kadar ara verdiğimi hiç hatırlamıyorum ama gerçekten çok yoğun bir dönemden geçiyorum. Uçuşlar çok yoğun ve aynı zamanda havacılıkta yaşanan kötü olaylar vesaire ister istemez herkesi çok etkiledi. Bana geri dönüş yapan, yazan herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince DM'den yazan herkese cevap vermeye çalışıyorum ki hala birçok insana cevap veremedim. Gerçekten beni motive ediyorsunuz. Özellikle bana gelen mesajlarda sizlere pozitif enerji verdiğimi, ilham kaynağı olduğumu söylüyorsunuz. Gerçekten beni bu çok mutlu ediyor. Bu benim için gerçekten çok büyük bir şey. Ama sanırım bu dönemde sizler beni motive ediyorsunuz. YouTube'u gerçekten çok seviyorum. Sizlerle iletişimde olmayı çok seviyorum. Sanırım biraz özledim ve heyecanlıyım şu anda. Söylemek istediğim aslında birkaç bir şey var sizlere buradan. Ne kadar faydalı olur, ne kadar aktarabilirim bilmiyorum ama. Şöyle başlayabilirim ki, videolarım aracılığıyla hayatımda deneyimlediğim, tecrübe ettiğim, zevk aldığım, öğrendiğim, uyguladığım ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Benim için doğru olan her şeyi. Bu dönemde hissettiklerimi de sizlerle paylaşmanın doğru olacağına inandığım için bugün bu videoyu çekiyorum. Şu anda Adana'dayım, oteldeyim. Yaklaşık bir saat sonra da zaten hazırlanıp uçuşa gideceğim. Akşamüstü gibi de evimde olmuş olacağım sanırım. Çıkmadan önce de bu videoyu çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bir şekilde birilerine ulaşır. Son dönemde hissettiğim şey şu. Hayatınıza giren yeni şeyler, yeni zorluklar, challenge'lar bazen sizi zorlayabiliyor. Tamamen bir şeye fokus olmanız gerekebiliyor ve diğer şeyleri tam anlamıyla yapamıyor olabilirsiniz. YouTube benim için çok önemli ve şu anda fokus olmam gereken başka bir şey varken aklım devamlı burada aslında. Çünkü çok fazla zevk alıyorum ve beni çok mutlu ediyor ama tabii ki bir yandan da işimi çok seviyorum. Bazen kendimi çok zorladığımı düşünüyorum her şeyi tamamen yapabilmek adına. Sizler de benim gibi bence yapmamalısınız. Çünkü bu bazen çok yorucu olabiliyor. Bazen bir şeyleri eksik yapabilirsiniz, eksik kalabilir. Sonrasında her şey düzeldiğinde ve rayına girdiğinde sizi mutlu eden ne varsa aslında devam edebilirsiniz. Son birkaç aydır neredeyse her ay eğitimlerim var ve gerçekten uçuşlara konsantre olup fokus olmam gerekiyordu. Çalışmam gereken şeyler vardı ve özellikle bu ay çok fazla yoğun geçtiği için bu ay yani bu 3 haftadır yeni bir video gelmedi. Tabii ister istemez bende bunun bir stresi oldu. Çünkü sizlerle devamlı iletişimde kalmak ve yeni videolar, yeni içerikler yüklemek, bunlarla ilgilenmek beni çok mutlu ediyor. Çok mutlu olduğunuz bir şeyi, başka mutlu olduğunuz, sizi başka mutlu eden bir şey için biraz geri planda tutmanız gerektiğinde sanırım birazcık stres olabiliyor. Kendime her zaman şunu söylüyorum, Nazlı buna devam edeceksin. Sadece şu anda yapman gereken başka şeyler var ama illa mükemmel olmasını, illa her şeyi yapabilmek için kendini zorladığınızda da stres level'ınız artıyor ve size zarar veriyor. Sizlere çok samimi bir şekilde bir şey anlatmak istiyorum. Bu sabah uyandığımda DM'den bir mesaj gelmişti bir takipçimden. Ve okuduktan sonra gerçekten kendimi çok iyi hissettim. Bazen çünkü buna ihtiyacınız oluyor. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. Çünkü günümü güzelleştirdi. Ve iyi ki varsınız gerçekten. O kadar çok kişi yazıyor ki. Şöyle yazmıştı sanırım. Kendisi de hostesmiş ve benim videolarımı izledikten sonra da sağlıklı beslenmenin ve spor yapmanın aslında uçarken o kadar da zor olmadığını, genellikle bahaneler ürettiğimizi, bunlar hakkında yazmıştı. Benden ilham aldığını ve bunu uygulayacağını yazmış. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Çünkü benim amacım bu videoları çekerken, en başından beri başlarken de ben bunu yapıyorum. Benim hayatımı güzel yönde etkiledi, pozitif yönde etkiledi, beni mutlu ediyor. Bu yapılabilir. Sizler de yapabilirsiniz onu göstermek için de. Ve bu şekilde geri dönüşü yapan birçok insan olduğunda ben çok mutlu oluyorum. Çünkü videolarım bir şekilde bir yerlere ulaşmış oluyor, birilerini etkilemiş oluyor. Belki hayatında bir noktayı değiştirmiş oluyor. Bir şeyler farklılaşıyor iyi anlamda. O kadar mutlu oldum ki neden YouTube'da video çekmeyi sevdiğimi bir kez daha hatırladım. Ve ne kadar güzel bir amaç uğruna olduğunu. Belki bahaneleri ortadan kaldırdığımı, olumlu şeyler kattığını hayatına. Çok güzel şeyler yazmış.
Ve o da benim hayatımı aslında bir noktada etkilemiş oldu. Çünkü dün gece odaya girdiğimde çok yorgundum. Duş aldım, bir şeyler yedim ve yattım. Aslında biraz da karamsar olmuş da olabilirim. Sabah uyandığımda böyle bazen olur ya, bir şeye ihtiyacınız olur. Bir mesaj, bir şey, birinden bir şey. Sanırım bugün o şeyi benim takipçim yaptı ve o da benim hayatımı etkiledi. Ve şu anda bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu çekecek gücü tekrar buldum yani. Yani aslında söylemek istediğim şey şu. Sevdiğiniz şeyi yapın. Yani ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Sadece nasıl yaptığınız önemli. Sevdiğiniz işi yapın. Ben yaptığım her şeyi severek yapmaya çalışıyorum. Evet, hostesim. İşimi çok seviyorum. İşim çok zor. Çok büyük zorlukları var. Ama gerçekten her şeye rağmen işimi seviyorum ve aynı zamanda YouTube'a video çekiyorum. Evet, inanılmaz derecede mutlu ediyor beni. O yüzden her zaman sevdiğiniz şeyleri yapın. Hayatınızda hep sevdiğiniz insanlar olsun. Sizi olumlu etkileyen insanlar olsun. Sizin destekleyen insanlar olsun. Ben çevremi hep o tarz insanlarla donattım. Yaptığım işi de, yaptığım şeyleri de severek yapıyorum. Belki de pozitif yaklaşmam, güler yüzlü olmam, enerjik olmam bundan geliyor. Bunu hep sorduğunuz için buradan bunları sizlere açıklamak istedim. Çok samimi bir şekilde. Umarım birilerine ulaşmıştır. Çünkü hayatımızın ne kadar kısa olduğunu bilmiyoruz. Ve bir gün bir şekilde sonlanacak. Geriye baktığımız zaman önemli olan tek bir şey var. O da bu hayatı bizim isteyerek, severek yaşamış olmamız aslında bence. Gerisinin hiçbir önemi yok. Eğer siz şu anda yaptığınız her ne varsa severek yapıyorsanız ve mutluysanız başka hiç kimseyi dinlemeyin ve sadece devam edin. Bugün burada içimden geçen her şey bunlardı. Bu videonun başka hiçbir amacı yoktu. Ve bunu paylaşmak istedim sadece sizlerle. Ve sizleri çok seviyorum. Şu anda baktığım zaman 1000 kişiyi geçmişiz. Bunu kutlayamadık bile. Çok küçük bir aileyiz ama gerçekten kanalımda olan herkes, bana yazan herkes, o olumlu mesajlarınız. Hepsi için çok teşekkür ederim. Yakında çok yeni videolar gelecek. Çok güzel şeyler daha paylaşacağız. Ve daha da büyüyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hayatınızı gönlünüzce, dilediğiniz gibi yaşayın. Ve yaptığınız şeyden mutlu olun. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşene dek. Hoşça kalın.